Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Adı Sevgi, Koliba film imzalı. İlk bölümü 13 Mart 2022 tarihinde yayınlanan, başrollerini Yunus Emre Yıldırımer ve Gizem Güneş'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden iyi isimler yer almaktadır. Biz de dizideki oyuncuların eski hallerini sizler için araştırdık. Siz de en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Esat Polat Güler, 2007 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlk kez Güldüğü Güldüğü Şov çocuk programında yer almıştır. Çeşitli reklam filmlerinde yer aldıktan sonra 2017 yılında Olanlar Oldu sinema filminde çocuk karakter Ahmet'i canlandırmıştı. Bizim Köyün Şarkısı, Can Dostlar ve Olanlar Oldu filmlerinde oynayan Esat Polat Güler, 2021 yılında yayınlanmaya başlayan Toz Koparan İskender dizisinde Tayfun karakterini canlandırmıştır. Şu anda ise Adı Sevgi dizisi oyuncuların kadrosunda yer almaktadır. Yunus Emre Yıldırımer, 5 Şubat 1982 yılında Siirt'te dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 40 yaşındadır. İlk oyunculuk deneyimi 2007 yılında yayınlanan Hatırla Sevgili dizisi olmuştur. Ardından Evimin Erkeği, Sardunya Sokağı, Ritmini Arayan Kalpler gibi dizilerde oynamıştır. 2013 yılında vizyona giren Selam adlı sinema filminde Senegal'e giden bir öğretmeni canlandırmıştır. Bunun dışında Somuncu Baba Aşkın Seri, Fatih Harbiye, Mavi Kelebekler, İnsan Aldandı, Kader Çizgisi, Güzgülleri, Yapma Diyorum, Kırık Kalpler, Bir Göçmen Kuştu gibi yapımlarda da oynamıştır. Son olarak 2015-2021 yıllarında ATV'de yayınlanan Eşkıya Dünya Hükümdarı Olmaz dizisinde Alparslan Çakır Beyliği canlandırmıştı. Nihan Büyükağaç, 28 Eylül 1981 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kendisi şu anda 40 yaşındadır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. 2006'da Fırtına dizisinde Tamara'yı canlandırmıştır. Bunun dışında Ada Masalı, Menajerimi Ara, Seni Çok Bekledim, Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz, Can Evim, İkizler Memocan, Bir Umut Yeter, Cesur ve Güzel, Oflu Hoca'nın Şifresi, Gecenin Kraliçesi, Gönül İşleri, Yer Gök Aşk, Ayrılık, Sınıf gibi yapımlarda oynamıştır. Özellikle Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı karakterle oldukça sevilmiştir. Şu anda ise Adı Sevgi dizisine Macide'ye hayat vermektedir. Mehtap Bayri, 15 Mart 1977 yılında Nusaybin'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 45 yaşındadır. Aslen Düzceli'dir. İlk kez 1994 yılında Fırtınalar dizisinde Kiraz'ı canlandırmıştır. Bunun dışında Şaban ile Şirin, Yasemince, Hiç Bana Sordun Mu, Sır Kapısı, Ekmek Teknesi, Deli Yürek, Candan Öte, Leyla ile Mecnun, Sana Mecburum, Zoraki Koca, Dudaktan Kalbe, Küçük Kadınlar, Geniş Aile, Bitmeyen Şarkı, Şen Yuva, Evlerden Biri, Gönül Hırsızı, Analı Oğlu, Kertenkele, Hangimiz Sevmedik, Kalk Gidelim gibi yapımlarda da oynamıştır. Sinemada ise Oflu Hoca'nın Şifresi, Uzaklarda Arama ve Olur İnşallah gibi yapımlarda yer almıştır. Gizem Güneş, 30 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2007 yılında oynadığı Binbir Gece dizisiyle yaşamış, ardından İçimdeki Fırtına ve Kanatsız Kuşlar dizilerinde oynamıştır. Asıl çıkışını ise 2019 yılında Show TV'de ekranlara gelen Kuzey Yıldız İlk Aşk dizisinde yapmıştır. Bunun dışında Sesinde Aşk Var, Kanatsız Kuşlar, 4N1K İlk Aşk, İçimdeki Fırtına, Her Şey Yolunda Merkez gibi yapımlarda da yer almıştır. Şu anda ise Adı Sevgi dizisinin başrolündedir. Reyhan Asena Keskinci, 20 Nisan 2001 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 21 yaşındadır. Seyirci karşısına ilk kez 2004 yılında Aliye ve Yadigar isimli televizyon dizileriyle çıkmıştır. 2007-2010 yıllarında Fox TV ekranlarında yayınlanan Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandırmış, bu karakterle ünlenmiştir. Bunun dışında Yol Arkadaşım, Köstebekgiller, Dedemin Dolabı, Bir Aşk Hikayesi, Masumiyet, Annemizi Saklarken, Aşk Tesadüfleri Sever, Arap Saçı, Ahlat Ağacı gibi yapımlarda da oynamıştır. Hande Kaptan, 1985 yılında Ankara'da doğmuştur. Kendisi şu anda 37 yaşındadır.
Hande Kaptan 2012 yılında Hasan Karacadağ'ın Elcin adlı korku filminde Fulya Zenginer, Serdal Genç ve Oğuzhan Yıldız'la birlikte oynamıştır. Televizyonda ilk kez 2010 yılında Akasya Durağı dizisinde oynamış, bu dizide Songül'ü canlandırmıştır. Bunun dışında Benim Adım Melek, İkisini de Sevdim, Şahane Damat, Yılanların Öcü, Ölümden Kalma, Benim İçin Üzülme, Muhteşem Yüzyıl, Kurşun Bilal, Kollama gibi yapımlarda da oynamıştır. Oktay Korunan, 5 Ocak 1965 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 57 yaşındadır. İlk kez kendi Gök Kubbemiz isimli sinema filminde oynamıştır. Bunun dışında Saygı, Çocuk, Cesur ve Güzel, Kanıt Ateş Üstünde, Arka Sokaklar, Fatih Harbiye, Kınalı Kuzular, Dök İçini Rahatla, Babam Çok Değişti Anne, Zümrüt, Mihriban, Kibar Ana gibi yapımlarda da oynamıştır. Aynı zamanda tiyatro ile ilgilenmektedir. Fatih Al, 12 Eylül 1976 yılında Ankara'da doğmuştur. Kendisi şu anda 45 yaşındadır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2003 yılında Sihirli Annem televizyon dizisiyle oyunculuk hayatına adım atmıştır. 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe isimli televizyon dizisinde oynamış, 2007 yılında ise Hazan Mevsimi, Bir Panarı Hikayesi gibi filmlerde yer almıştır. Günümüzde ise Menajerimi Ara, Kahraman Babam, Kanatsız Kuşlar, Karadayı, Not Defteri, Muhteşem Yüzyıl, Rüzgarlı Bahçe, Gider Ayak, Korkuyu Beklerken, Atiye, Aşk 101, Hazan Mevsimi, Evdeki Yabancılar, Sofra Sırları gibi yapımlarda da oynamıştır. Mert Doğan, 1995 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Kendisi şu anda 27 yaşındadır. Son dönemde Avlu dizisinde ve Babil dizisinde yer alarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Kendisi Akdeniz Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Oyunculuk dışında tiyatro ile ilgilenmektedir. Mert Doğan özellikle Çarpışma ve Avlu dizileriyle tanınmış olsa da kariyerinin en önemli rolünü Adı Sevgi dizisinde kapmıştır. Bunun dışında Arka Sokaklar, Şefkat Tepe, Sungurlar, Aşk Laftan Anlamaz, Bana Sevmeyi Anlat, Vatanım Sensin, Payitaht Abdülhamit, Gülperi, Çarpışma ve Tek Yürek gibi yapımlarda da oynamıştır. Ayrıca İBB Sanat ve Meslek Eğitim kurslarında drama ve uygulamalı tiyatro ve eğitmenlik yapmaktadır. Kendisi oyunculuk kariyerini sürdürmeye devam etmektedir. Dizideki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.